yeni kimlik, yeni ehliyet, yeni mağlup haklar. Bütün bunları 21. asırda 2023'e Cumhuriyet'in 100. yılına yönelik hep birlikte hazırlıyoruz. Bunları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Biz mümkün olduğunca en iyisini vatandaşlarımıza buluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi dünyanın en güvenlik pasaportunu basıyoruz. Ancak bu bize yetmiyor. Aynı zamanda pasaporttaki resimlerimizin de renkli basılmasını temin edip orada vatandaşımız, insanımız pasaportu açtığında kendi orijinal halini görmesini sağlayabilecek adımları da atıyoruz. İnşallah onları da en kısa zamanda buluşturacağız. Güler yüzlü bir devlet anlayışını, vatandaş memnuniyetini sürekli arttıran bir devlet anlayışını ortaya koyuyoruz. Yine son olarak şunu söyleyeyim. Bunu nasıl takip ediyoruz? Bunu izleme değerlendirme sistemlerimiz var, öyle takip ediyoruz sahada. İki, nasıl takip ediyoruz? Yine özellikle strateji başkanlığımızda bulunan ve bizim şu anda yaptığımız bütün hizmetlerde vatandaşımız hizmet alınca belli bir oranını sorduğumuz, otomatik olarak sorduğumuz, 5 soru olarak sorduğumuz, robotik olarak sorduğumuz hizmetlerimizden memnuniyet araştırmamız var. Yani birisi başında oturuyor değil. Ona 5 soru yüklüyoruz. Nüfus idaremizden memnun musunuz? Yani mekandan memnun musunuz? Size verilen hizmetten memnun musunuz? Hizmetin zamanından memnun musunuz diye soruyoruz. Bütün bunları personelden memnun musunuz? Bütün bunları kıyaslıyoruz, karşılaştırıyoruz. Ve netice itibariyle de kıyaslayıp karşılaştırdıktan sonra da dönemsel olarak bir farklılık varsa veya yöresel olarak, bölgesel olarak bir farklılık varsa sizde niye eksik veya sizde niye fazlayı bir şekilde değerlendirip iyi, daha iyiye, eğer bir eksiklik varsa da eksikliği de ortadan kaldırmaya, onu iyiye yönetmeye yönelik adımlarımızı da gerçekleştiriyoruz.